Hepinize merhaba. Tekrardan nasılsınız bakalım? Az önce görmüş olduğunuz gibi kaldırdım damacanayı. Ama damacananın içine boru kaçtı. Bunun suyunu doldururken su taştı, boru kaçtı. Dolayısıyla vallahi bok gibi işler oldu. Masanın üstü su oldu. Neyse, şimdi bugün size acayip acayip bilgiler vereceğim. Oo, Mert Kara'dan 50 like var gelmiş. Kaçırmışım o sırada. Teşekkür ederim. Oo, like'lar geliyor. Oo, Mert K'den bir 50 bar daha geliyor. Mert 50 başladı vallaha. Hadi bakalım. Bugün bildiğiniz gibi 1,5 saatlik bir yayın yaptım size. Bundan 1 saat önce falan bitirdik. Şimdi öyle bir yayın daha yapacağım. Birden böyle içimden geldi. Benim sesim size düzgün geliyor değil mi? Sesim güzel geliyor mu? Ooo! Mert Reis'den bir 50 bar daha geldi. Mert Reis başlar başlamaz hemen dedi ki bayrağı ben alacağım dedi. Bugün bayrak benim dedi Mert. Hadi bakalım ses iyi geliyor, tamam. Müzik de geliyor mu size, az çok bir müzik? Geliyor değil mi? Müzik istediniz benden habire. Müzik aç! Açtık işte, ne yapak yani? Açtık. Neyse hadi bakalım, Mert başlar başlamaz 200 yardırdı. Çok teşekkür ederim Mert, çok çok sağ ol desteğin için. Like atan hepinize teşekkürler. Like'ları atmaya devam ediyorsunuz buradan, şuradan. Şu anda like'ları mı gösteriyorum yoksa yayını izleyen dakikaları mı gösteriyorum? Yani şu anda dakikayı mı gösteriyorum, like mı? Şu an ne var bunun altında? Neyse herhalde like'ı. Aa tamam, oldu. Okey hadi bakalım, hepiniz hoş geldiniz. Yeni yayınımıza helallo diyor Mert. Bu yayında vallahi birkaç şey hazırladım sizin için. Hadi gelin şimdi hepsine bakalım. Aslında X-Split'ten size yayın yapacaktım bu yayında. Fakat X-Split'ten nedense X-Split çalışmadı kodumun yunavında. Dolayısıyla yapamıyorum yani. X-Split'ten yayını, neyse bu yayını da atacağım bugün YouTube'a, merak etmeyin. Bütün bu yayınları atacağım artık, her gün ne yapıyorsak burada aynen YouTube'da olacak yani. Ondan sonracığıma XP'ken saç. Tamam açacağım, tamam. Neyse hadi bakalım, günün ilk acayip şeyinden size bahsedeyim. 20 yıldır her hafta kendi mezarını temizleyen 83 yaşındaki Zeynep Kaygısız Hanım teyzenin haberi. 20 yıldır kadın gidiyormuş kardeşim, para vermiş orada mezarcıya. Al demiş, benim mezarım bu demiş. Herhalde ölüm korkusu bu kadar insanı, yani bu kadar mı insanı coşturur yani, bir ölüm korkusu yani, bu mu yani? Hastiktir öleceğim, ne yapacağım ben diye yani her Allah'ın günü kalkıp mezarını temizliyormuş kadın. Ya ne garip insanlar var bu dünyada kardeşim ya. Kadın mezarını temizliyor abi. Gidiyor kendine mezar yaptırmış. Her Allah'ın günü onu temizliyormuş. Zeynep Kaygısız. Yazın Google'a görün. Zeynep Kaygısız. 20 yıl mezar falan yazın görün. Çok ilginç ya. Teyzenin tipini gösteriyor. Teyzenin tipi bu. Hadi bakayım Zeynep Kaygısız teyze. Heh. Al bakayım bak. 20 yıldır diyor her hafta kendi mezarını temizliyor diyor. Hadi bakayım. Oo, Mert'ten 50 geldi. Mert'cim çok teşekkür ederim. Barlar, like'lar havada uçuyor valla. Neyse hadi bakalım. Şimdi ikinci muhabbetimize bakalım. Radyoaktif osuruğumla boğarım. Bay Gökhan, Mert seni radyoaktif osuruğumla boğarım diyor. Hadi bakalım. Bay Gökhan oradan böyle iddialı bir modlara girdi. Şimdi ikinci muhabbetimiz şu. İkinci muhabbetimiz söylüyorum. Üniversite mezunu kadın diplomasını satıyormuş. Eğitimine uygun bir iş bulamayan üniversite öğrencisi okul ücretini ödemek için, çektiği krediyi ödeyebilmek için diplomasını satışa çıkartıyor. Biliyorsunuz bu kodumun kapitalist düzeninde, kodumun dünyasında. Amerika'da diyor ki her 100 mezundan 27 tanesi istediği eğitimini aldıkları bölümde iş bulabiliyorlarmış. Eğitimini aldıkları alanda iş sahibi oluyorlarmış. Mert teşekkür ederim tekrardan, hoş geldin. Sen de hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir ilginç bir şey. Amerika'da galiba yanlış bilmiyorsam diploma satmak yasal galiba, yasak değil. Yani siz eğitimini aldığınız şeyin diplomasını satıyorsunuz ama çok salakça bir şey. Yani
O diploma nedir? Bir kağıt parçası. Sen onu aldığında eğitimle alakalı ne biliyorsun onu çözemedim yalnız. Neyse şimdi çok acayip haberler var. Birazdan size şimdi gelecek bunlar yavaş yavaş sırasıyla. Hala yayında mısın la? Altta 11.36 diyor. Yeni başladık. Evet hanım kızımız bu. Kendisi böyle bir hanım kızımız. Üniversite mezunu kadın diplomasını satıyor diyor. Habere göre diyor. 40 bin dolarlık borcunu ödemek için diyor. Diplomasını 50 bin dolara satıyormuş. 40 bin dolarlık borcunu ödemek için diplomasını 50 bin dolara satıyor. Alanlara hayırlı olsun diyorum. İş bulurlar zannediyorum. Yani o diplomayı alınca yani nasıl iş bulunacak bilmiyorum. Neyse hadi bakalım. Hindistan'da tuvaletini tuvalette yapanlara para ödülü veriyorlarmış şahsiyetler. Nüfusun yarısının tuvalet ihtiyacı ihtiyacını dışarıda giderdi Hindistan'da. Hindistan'da dışarı sıçıyorlarmış lan. Tuvalet kullanmayı özendirmek için çocuklara para ödülü verilen bir kampanya başlatıldı. Çocukların her tuvalete gidişi karta işleniyor ve ay sonunda para ödeniyor diyor. Oğlum vay buna ya. Al bak Hindistan'daki haber hadi bakayım. Hindistan'da böyle çoluk çocuğu sokuyormuşsun tuvalete. Hadi yavrum hadi. Hadi oğlum sıç oğlum sıç. Sıç oğlum hadi ya bokunu yiyeyim oğlum sıç oğlum hadi. Ay sonu gelsin paralar hadi yavrum hadi. Hadi oğlum ıkın yavrum. Yavrum ıkındın mı? Ikın biraz daha ıkın bakayım hadi bakayım. Ay sonunda hava atıyorlar birbirlerine. Senin oğlan ne sıçtı bakayım bu ay. Vallahi bizim oğlan 50 dolarlık sıçtı. Seninki ne sıçtı? Vallahi bizimki sıçamadı. Niye? Kabız olmuş. Aç kaldık bu ay. Herhalde böyle bir muhabbet oluyor. Ne bileyim yani aklıma öyle bir şey geldi vallahi. Başka bir şey gelmedi yani. Neyse bakayım şimdi sıradaki haberimize bakalım. Dayının biri şey yapmış. Hani böyle arabayı park edersin otoparka sonra bu pezemekler gelir hani senin arabanı almaya çalışırlar ya. Hani götürmeye çalışırlar falan filan. Like'lar için teşekkür ediyorum tekrardan. Barlar için teşekkürler. Like'lar için teşekkürler. Oo 1000 olacağız daha yayının başında. Hadi bakayım. Küve küve diyorlar oradan hemen dası dası diyor küve diyor. Neyse işte bu abi aracının çekilmemesi için şunu yapmış arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmış. Burada araç çekme aleti. Adam da buradan kurtulmaya çalışıyor. Tipe bak. Şuna bak. Hareketlere bak ya. Ne yapsın ya? Kurtulmaya çalışıyor. Kodumun. Al işte. Bak bir sağa kırıyor, bir sola kırıyor. Vay mına. Hareket yapıyor. Ne yapıyor? Hareket çekiyor bakayım. Heh, böyle bakıyor. Garip garip işler meydana geliyor. Ne oluyor? Anan durumları oluyor. Babaannen oluyor. Neyse bakayım. Şimdi bakalım sıradaki haberimize bakalım. Böyle bir trafik tabelası varmış. Görenleri şaşırtıyormuş. Şimdi sağa mı dönsem, sola mı dönsem yoksa dursam mı diye. Millet de geliyormuş kardeşim bu trafik tabelalarına böyle. Arabalar böyle geliyormuş. Adam bakıyormuş. Bu ne lan buna diyormuş. Ne oluyor oğlum burada? Nereye gideceğim diyor. Bön bakıyorlarmış. Tipe bak nasıl bakıyor. Mal bakıyorlar. Allah Allah diyor. Allah Allah ne oluyor? Anlamıyor. Bu ne lan diyor. Neyse işte böyle. Salak hareket oluyor. Vallahi ben de anlamadım. Sağa mı dönsem? Vallahi abi ben de anlamadım. Sağa mı dönem, sola mı dönem, duran mı giden mi? Buna. Neyse bari ben yukarıya gidem. Neyse işte böyle hareket yapıyorlar. Ondan sonracığıma bakayım başka ne oluyor? Dur diyor. Bak abi de geçiyor. Tip abiye bak. Abi abla geçiyor. Abiymiş lan o da. Hadi bakayım geldi bakayım taksici geldi bakayım ha. Hadi bakayım taksici tav oldu şu an bak tav yazıyor. Vallahi arkadaş sabah patates alacaktım göreceğin alamadım uyuz oldum nereye gideceğimi bilmiyoruz ki amın yapmayı. Gel seni götüreyim şu bizim arkada bir tane çalı çırpı var oraya gidelim gel bakayım. Adam da kafayı yemiş bakayım oradan yandan yardırıyor. Ankara bura mı? Burası Ankara mıymış? Vallahi bakmıyorlar. Neyse bakayım bu neymiş bakayım.
Uçak tuvaletinde seks yapan çifte mutlu üremeler anonsu gelmiş bakayım. Allah Allah. Uçağın kenefinde doggy style yapıyorlarmış. Ah diyormuş biri, oh diyormuş biri, ya diyormuş biri, tu bist kein ya, oh ya, oh ya, ha, 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 diyormuş. Sonra buradaki adamlar da duymuşlar. Ne yapıyorsunuz buna diyor demişler. Sonra hepsi birbirine atlamışlar. Tabi öyle olmamış. Ama uçaktan anons gelmiş. Şimdi herkes pilota atlasın demişler. Yok öyle de dememişler. Demişler. Yok dememişler. Demişler herhalde. Dememişler galiba. Yok demişlerdir. Neyse. Sonunda anons yapmışlar. Çok seks yapmayın la demişler. İsveç'te bir hostes uçak tuvaletinde diyor. Bakayım buradan olmuş. Tünelin sonunda polis bekliyormuş. Adam hapisten kaçmak için kazdığı tünel çökünce tam çıktığı yerde polis bitmiş. Ha siktir. Geliyor bak bak nasıl geliyor bak. Bakıyor ha siktir diyor. Ulan bir senedir kazdım diyor. Çıkamadım gota girdi. Nereden çıktı bu polisler diyor. Hay Allah diyor. Polisler tam ağzına çıkmış. Ne yapıyorsun la burada? Ya abi ya. Takılıyordum diyor. Neyse bakayım. Bu ne? Penisinin fotoğrafını gönderdi diyor. Adamı polise şikayet eden kadın olayın bir hata olduğunu öğrenince şikayetten vazgeçti diyor. Adamın biri yine tabii ki Amerika'da. Kalkmış kardeşim yeni başvurduğu bir işe alınmış. Fakat orada kadının birinden hoşlanmış galiba insan kaynakları müdüründen kadından. Kendisini işe alan. Sonra kalkmış çükünün resmini çekmiş tamam mı? Kadın ya ilk başta dikkate almamış. Sonra bir daha çekmiş. Bir bakmış bu adam. Haydi adam işinden olmuş ya. Kodumun salağı. Transparan sıçma ofisi. Transparan tuvalet yapmışlar. Vallahi tuvalete giriyorsunuz. Tuvalete girdikten sonra tuvaletin içinden baktığınızda bak şimdi bu şu an tuvaletin içi tamam mı? İçeriden dışarıyı görebiliyorsunuz beyler. Ama dışarıdan içerisi görülmüyor. Bak içeriden böyle. Tamam mı bakayım bak. Bakıyorlar böyle. İçeriden ayna görünüyor dışarıda. Bak dışarı bak dışarıdan böyle görünüyor. Burada bir ayna var. Adam burada zıçıyor. Adam zıçıyor. Ondan sonra cima işte böyle oluyor. Öyle oluyor yani. Ne bu bakayım? Rusya'da yeni akım ölülerle selfie diyor. Bak bu dayı oğlu ölmüş burada bok yemiş. Arkada selfie çektiriyorlar. Böyle bunlar yaşıyor. Bunlar da yaşıyor. Bu ölmüş. Boku yemiş bu. Bununla selfie çekiyorlar. Bu da mesela sırıtıyor. Aha burada adam var. O da sırıtıyor. Adam ölüyken bile resim için sırıtıyor. Dur bakayım. Bu da böyle sırıtıyor. Ha ha diyor. Bak ne güzel diyor. Bak ne güzel diyor. Bak diyor. Ondan sonra bu da burada ölü. Böyle bakıyor. Bu ne lan burada maymun mu? Ha şeymiş maymun sandım. Neyse işte. İşte böyle yani. Tamam mı bakayım? Hadi bakayım. Açılışımızı böyle yaptık bakayım. Memnun kaldınız mı? Bundan sonra size böyle dünyadan siktire boktan haberler sunacağım. Boktan boktan böyle garip bokumsal bokumsal şeyler göstereceğim. Like butonuna 270 kişi birden abanmazsa buradan bir osururum böyle hepiniz sektirmeli böyle Bursa'ya uçarsınız kanka böyle yardırmalı böyle sektirmeli buradan böyle zıplarsınız yallah oraya düşersiniz oradan sektirmeli falsolu oradan oraya uçarsınız bak yaparım ha götün kaç kilo diyor başladık yine abuk sabuk sorular soruyor you know ne diyor tekrar düzeliyoruz düzel şu anda düzeldim. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Türkiye'nin en siktiri boktan YouNow yayıncısının kanalına. Hepiniz analıma hoş geldiniz beyler, bayanlar. Nasılsınız bakayım? Güzel buldunuz mu analımı? Daşak sever misin? Severim. Renk gotum diyor. Bilmem ne gemi bot mu? Ne bileyim ya. Ben botum ben kendimi biliyorum. Ben bizzat botum yani. Abi şu su şişeni yalarım diyor. Hadi bakayım şimdi sizin yazdıklarınıza bakıyorum. %90'ı benimkini yem,
Veya onu tanıyor mu, bunu tanıyor mu? Onun hakkında ne diyeceksin? Hemen şimdi gidiyorlar ona. İşte o usta senin hakkında şunu dedi. İşte ona soruyor. O usta senin hakkında ne düşünüyor? Ya söylüyor. Geliyor ama bana. Senin için şunu dedi o usta. Ya ya ya. Magazin isteyen veletler dolu. Bu veletlere bundan sonra babayı vereceğiz. Tamam mı Olcaycığım? Tamam mı bakayım? Küve küve diyor. Hadi bakayım. Çükünü sat bana diyor. Bilmem kimi biliyor mu? He a diyor. Kanala ne oldu? Ne olmuş kanala? Galatasaray Atletico Madrid maçı. Yarın akşam değil mi Galatasaray Atletico Madrid maçı? Yarın akşam değil mi? İyi yayınlar abi. Fırat hoş geldin. Sen de merak etmeyin. Kola değil su. İçelim içelim. Dası dası diyor. Uzman TV'yi aç. Evet, yorumlar mısın? Neyi yorumlayacağım ya? Ben balık hafızalıyım. Bir anda gitti şimdi mesela. Demin ne dedim? Ne sordunuz bana? Ha, Galatasaray Atletico Madrid. Yemin ediyorum ne Atletico Madrid nasıl oynuyor biliyorum ne de Galatasaray nasıl oynuyor biliyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak ben Beşiktaş'ın nasıl oynadığını biliyorum o kadar. Yani. Galatasaray içinde ne diyeyim? Hiçbir şey diyemeyeceğim. Niye inşallah kazanır derler onu da anlamam. Lan Beşiktaşlı olarak salak mıyım ben Galatasaray kazansın diyeyim. Yani normal zekada bir insan Galatasaray kazansın demez yani. Yenilsin ama. Sasis stand gelecek mi? Ondan sonra hava atıyorlar. Shrek is love, Shrek is bilmem ne. Abi Türkiye'yi temsil ediyor lütfen. Yo niye diyor. Türkiye'yi bu şekilde temsil etmesin takımlarımız. Bırak canım etmesin ya. Türkiye'yi ne temsil ediyor? Türkiye'yi daha kendi milli takımı temsil edemiyor. Bunlara mı kalmış milli Türkiye'yi temsil etmek? Yapmayın ya. Of be kardeşim be. Daha siktir boktan bilmem ne takımıyla Letonya ile bir bir kalıyoruz. Yapmayın bunu ya. Türkiye'yi temsil etmek Beşiktaş Galatasaray Fener'e mi kalmış? Nedir bakayım be? Half-Life 2 bölüm 1 istiyoruz. Bakarız vallahi yaparız yani. Hollanda'ya 3 çaktık Türkiye milli takımı. Siz ona inanıyorsunuz mu? Bir hafta önce Letonya'dan bir tane yiyip bir tane daha fazla atamayan Türk milli takımı Hollanda'ya 3 çakmış. Ya yaşasın işte biz süper takımız. Öyle mi oluyor bu iş? Yani sen Hollanda'ya 3 çaktıysan Letonya'ya 33 tane çakmak lazımdı. Ama olmadığı için dolayısıyla hiç tartışmaya bile değmez ya. Bir bok değiliz yani. Futbol dünyasında bir bok değiliz. Ne milli takımımız ne kulüp takımlarımız hiçbir şey değiliz abi. Boşu boşuna kendimizi burada şey ediyoruz yani. Yaşasın milliyetçilik, ülke, Türkiye yaşasın. Şarkılar yapıyorlar bir de böyle. Türkiye'm, Türkiye'm, la 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 diye böyle. Maç başlıyor 5. dakika 1-0. Karşı takım 1, Türkiye 0. İlk yarı sonu 2-0. Maç bitiyor 3-0. Sonra Türkiye, 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 Türkiye diye böyle dolaşıyorlar ondan sonra. Çocukken bilmem ne doğru mu? Doğru. Vatan haini diyor Oğuzhan. Vay mına. Hoş GS diyor. Beşiktaş İskender Spor'la oynayacakmış hakikaten ya. İskender Spor. Arnavut takımı değil mi? Arnavuttur. Goti. Zoti. Kırmızıdır Goti. Değil mi? Arnavutça size sayayım mı? Annem Arnavut oradan biliyorum. Bak şimdi nasıl sayacağım bak. Neydi trekatı, pesti geçti, neydi, 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 tatı, neydi, tatı, tatı. Ona kadar saydım. Annem şu anda bu yayını izliyordur herhalde. Anne ne yapıyorsun ya? Anne! Herhalde şu anda yayını izliyordur zaten. Annem de bütün yayınlarımı izliyor ya. Vay mına! Anne selam. Eşeğin ziki diyor. Tamam. Beşiktaş-Daşakşehir maçı kaç kaç diyor. 2-0 Beşiktaş yendi. Oğuz Beşi bu seneki durumu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi süper Mert ben sana şöyle söyleyeyim. Beşiktaş eğer bu sene Avrupa'dan hemen elenirse ki inşallah elenir. Türkiye şampiyonuyuz kardeşim. Bunun başka yolu yok. Yeter ki Avrupa'da oynamayalım. Avrupa'da ne zaman oynasak ayağımıza dolanıyor. Ya sakatlık oluyor, ya yorgunluk oluyor. Bitkinlik oluyor, tükenmişlik oluyor. Haftada 2 maç oynanıyor. 3 günde bir maç oynanıyor. Ama Galatasaray ile Fener Avrupa'da oynamıyor. Hemen eleniyorlar senenin başında. Oh ne güzel. Sonra bütün sene haftada bir maç yapıyorlar. Ha, bir maç yapıyorlar ondan sonra haftada. Bitiyor gidiyor.
Biz böyle salak gibi yıllardır böyle bakıyoruz böyle. Bu herifler bir şampiyon oluyor. Bir Fener oluyor. Bir Galatasaray oluyor. Biz böyle habire Avrupa'da koştururken adamlar şampiyon oluyor. Abi seni çok seviyorum. Zerrin Akman Soluk değil o. Berrin Akman Soluk. Beşiktaş İskender Spor ne olur? Beşiktaş koyar. İskender Spor ne ya? Şimdi gidiyormuşuz oraya 5-0 yenilip geliyormuşuz ha. Ne gülüyorum ha. Vallahi her şeyi bekliyorum yani. Abi yaptığın ibnelik diyor Priz. Allah Allah. Telefon şakası yap. Yok ben öyle şeyler yapmıyorum ya. Onu yapanlar var ki onlar yapsınlar. Hangi şampuanı kullanıyorsun? Forever Living Products kullanıyorum. FLB. Forever Living Products. Forever Living Products kullanıyorum. Forever Living Products. Hacı Şakir. Berrin Akman Soluk yazdın falan filan. Sıs la kimsin oğlum sen? Arap sabunu diyor. Abi ara beni. Delikanlı gibi söyle boy kaç. Tanıyanlar var doğrulasınlar. Boyum 1.88. Kilom 104. Çük 16 ile 13 yok. 13 ile 16 santim arası. Baş 3 santim genelde değişiyor yani. Şey kısmına göre hani kilo alırsam eğer tabii çük biraz daha şey oluyor. Şu boy falan yani 13-16 santim falan gibi. Tişörtünde Illuminati var. Evet 1.88'e. Afrika'da 2 milyar yıllık doğal nükleer santral keşfedilmiş. Face'ten atmıştım sana linkini. Mert öyle mi? Vay mına. Vallahi kaçırmışım yani. Olabiliyor bazen. Boya göre kısaymış lan diyor. Evet Erdal öyle vallahi. Herhalde sünnet olurken fazla uçurdular. Anlamadım yani niye öyle oluyor. Hep onu söylüyorum. Soruyorum 15 yaşında çocuğa kaç diyorum 15 diyor. Lan ben 33 yaşındayım benim de 15. Nasıl bir şey ya? Anlamadım arkadaş bu işi. CJ hakkında ne düşünüyorsun? CJ bizim çok sevdiğimiz bir zenci 30 santim damarlılı bir dayı oğludur. Çok seksidir kendisi. Öyle mi diyorsun Samet? Ha ondan olabilir zaten. Evet. Ondandır o zaman. Çok diyor ki şey diyor asılınlıktan diyor. Demek ki o zaman ben doğduğumda doktor da çok asılmıştı. Ondan herhalde öyle oldum. Abi sana ergenliğe gir büyür. İşte ergenliğe gireceğim inşallah yakında. Daha 2 yılım daha var. 2 yıl sonra başlayacağım. Zaten sivilceler başladı. Diş şurada bir diş çıktı arkada bir tane. Şey dişi çıktı. At dişi. Şey dişi çıktı şurada arkada. Neydi o ergen dişi? 20 yaş dişi. Heh, onlardan başlayacak şimdi yakında dediler vallahi. Annem öyle dedi vallahi. Annem babama sordum öyle dediler. Yavrum tamam evladım dediler. Tamam dediler. Böyle sevdiler böyle tamam dediler. Sesim şimdi kalınlaşacakmış. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum vallahi. Ne kadar sürer? Herhalde bir 30 sene falan süreceğini düşünüyorum ergenliğimi. 60 yaşında falan genç olurum. Gençliğe adım atarım artık ufak ufak diye düşünüyorum yani. 90 yaşında falan evlenirim herhalde. Çoluk çocuğa karışsam 100 yaşında. Ne kadar garip bir şey lan. İnsanın önünde bir 30 yıl daha olduğunu bilmek. Ortalama ömür 65-70 yıl. Şu anda net olarak biliyoruz mesela. Kaç yıl yaşayacağım? Soruyorlar ya kaç yıl yaşayacağım? Yaşayacağım. 30 yıl daha yaşayacağım diyebiliyorum mesela. 33 yaşındayım. 30 yıl sonra bir bu kadar daha yaşayacağım. Öleceğim işte. Yani. Abi San Andreas multiplayer oyna diyor. Vallahi yaparız herhalde. Neyse. 72 yaşarsın diyor. Öyle mi olurum? İyi bakalım. Come on. Oldum. San Andreas Multiplayer'a gel. Ay yapamam. 15 yaşındayım 20 tane dişim var diyor. Ha, 20'lik dişim var. Ölme üzülürüm diyor. Ehliyet anılarını anlatır mısın? Vallahi ehliyet anımı neyini anlatayım ya? Ben 20 yaşında, ay ne 20'si lan? 18 yaşında ehliyet aldım.
2000 yılında. Şu an 16 yıllık şoförüm. Yani ne diyeyim ya? Ehliyetimi şöyle aldım. Hayatımda hiç ailemizde düz vites araba yoktu, hep otomatikti. Ben de tabii düz vites kullanmayı bilmeyen bir kardı olarak. Bu ne lan dedim. Adamlar araba verdiler daha ilk gün böyle altıma bir tane şey Toros. Beyaz Toros var ya onlardan. 2000 yılı. Yer Bodrum. Turgut Reis ehliyet kursu. Gittim orada böyle. Abi dedim ne yapacağım ya? 3 tane düğme var ayağımın altında. O ne lan dedim orada öyle 3 tane düğme. Bu ne lan dedim burada bir tane kol var. Üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 R yazıyor. Onlar ne lan dedim böyle böyle garip bir şeyler yapıyorum falan. Direkt 5'te kalktım. Herhalde dedim en şeyi odur dedim yani. En hızlısı herhalde odur dedim yani. 5'e takmışım langırt diye. Sonra el frenini indirdim. Adam dedi ki gaza kökle dedi. Gaza bir kökledim. Araba böyle oldu. Amına koy. Arabayı stop etti ya. Hayatımda görmedim ben böyle bir şey. Arabayı stop edermiş düz viteste. Onun için araba la öyle. 100 sene önce de arabaları stop ediyordu. Hala stop ediyor. Kadımın arabaları bir şey yapamıyorlar. Zaten bu devirde neden hala düz vites araba yaparlar ki hiç anlamam ya. Hala bu devirde düz vites araba yapıyorlar. Ya kardeşim. Düz vites araba 150 yıl öncenin teknolojisi. Neden yapıyorsun hala düz vites? Yani bir yolda giderken yani ben niye bacaklarımla habire şu pozisyonu yapayım? Şöyle basıyorsun. Ona basıyorsun. Oradan frene basıyorsun. Debriyaja basıyorsun. Gaza basıyorsun. Sonra ellerde şöyle böyle. Evet beyler gidiyoruz. Hadi bakayım. Trafiğe hoş geldiniz bakayım. Normalde şimdi düz vitesli adamların trafikte yanımdaki hali bu. Şöyle. Abi ne böyle? Eller oynuyor böyle. Bir ona takıyor, bir ona takıyor, bir ona takıyor, bir ona böyle böyle. Adamlar abire böyle ya. Bir de ben. Ben de böyle yani. Anlamıyorum ki neden yani otomatik vites kullanmaz herkes. Otomatik vitese aptal arabası diyorlar. Neresi aptal arabası? Neyse. Selam abi diyor. Vallahi işte ehliyeti aldım nasıl aldım? Hiç çalışmadım. Benim direksiyonum iyiydi. Son gün ehliyet kursunda şey yaptılar. Sınavdan bir gün önce, sınavdan bir gün sonra diyorum. Daha doğrusu sınav oldu önce. Bir gün sonra son bir deneme oldu böyle. Arkada iki tane dayı oturdu falan böyle. Gözlüklü böyle bakıyorlar mülayim mülayim böyle. Mümtaz şahsiyetler böyle bakıyorlar. Ondan sonra Cima yanımdaki abi gitti şey gazı kendi verdi. Ben kaldıramıyorum ki arabayı. Ben şimdi düz vites olsa vallahi kaldıramam. Kaldıramıyorum da vitesle geçiremiyorum. Malın tekiyim yapamıyor. Hala yapamam yani. Ehliyet eğer ben yani ben alamayacaktım ehliyet biliyor musunuz? Ben Türkiye'de alamayacaktım ehliyet. O haldeydim yani. Ondan sonra Cima abi yanımda bana böyle yaptı böyle. Yaptı. Ben anlamadım tabii. Saf saf bakıyorum hala. Arkada da adamlar var. Onlar da böyle bana bakıyor. Adama bakıyorlar. Ben de onlara bakıyorum böyle. Yanımda da abi var. O da bana bakıyor. Böyle. Neyse işte. Abi birdenbire gaza kökledi. Lan dedim ne oluyor? Araba kendi kendine kalkıyor. Araba kendi kendine gitmeye başladı tamam mı? Ben böyle yapıştım böyle. Hoi! Gidiyoruz böyle. Ondan sonra Cima. Teşekkür ederim sağ ol 50 like için. Neyse işte. Onun dışında patates soğan oluyor. Ne diyeceğimi unuttum. Hay mına. Invited abi drift için yan balık bilmem ne. Evet S60 siyah. Dizel. 2011. 65 bin kilometre. Nerede lan bunu şey? Mayonez diyor. Ne mayonezi ya? Mayonez nereden çıktı? Neyse işte nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Kardeşim. Adam şimdi kendi kendine arabayı götürdü falan filan. Ben ilk defa hayatımda araba kullandığım zaman o Toros'la beni bir şeye götürdüler abi. Bu Bodrum'da Yalıkavak tarafında böyle bir tepeye. Durdur dediler arabayı durdurdum. Bakıyorum şimdi böyle ne yapacağım ben diye şimdi böyle. Adam dedi ki kaldır dedi arabayı. Hayatımda ben düz arabamı kullanmışım. Bir kaldırdım ön taraftan garip garip kokular geliyor. Dumanlar çıkıyor falan böyle. Lan ne oluyor?
Adam dur dur dedi, böyle çekti böyle freni böyle. Bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Sonra o bana bir daha bakıyor, ben ona bir daha bakıyorum. Sonra o bana bir daha bakıyor, ben bir daha bakıyorum. Bir daha bakıyor, bir daha bakıyorum. Bir daha bakıyor, bir daha bakıyor. 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 Ondan sonra arabadan indik. Pıy! Kokular geliyor. Her yerden koku geliyor, duman geliyor. Ne oluyor? Arabanın balatalarını yakmışım. Balata diye bir şey varmış. Ne bileyim, balata ne ya? Distikler yakılmış. Arabanın lastiğinde bulunan distik var. Distik. Diski. Diski var. Diskiyi yakmışım. Diski. Ondan sonra cima. Sıfırlı dediler bana. İyi tamam abi ya dedim. Bokkunu yiyen falan dedim işte. Neyse işte öyle atlattık yani. Sınava girdim kardeşim. Önümde bir tane karı vardı. 5 sınavdır geçemiyormuş. Gittim onun arkasına oturdum. O kadar insan vardı. Salak gibi gittim onun arkasına oturdum. Bak. Ne bileyim. Oturdum. Otur dediler bir yere. Oturduk. Bir baktım önümde kadın dedi ki merhaba hocam dedi. Tekrar ben dedi. Ha, tanıyorum seni dedi hoca da buna. Kaç oldu bu dedi? 5 dedi. Ben böyle anasikiyim. Buraya mı buldum dedim oturacak. Bulduğumuz en salak şeyi bulmuşuz ya. Moron embesinin arkasına oturmuşuz yani. Karı nedir? Gaz pedalı nedir? Onu bilmiyor. Ondan sonra cima. Ulan karı bana dedi ki sen dedi bak dedi ben 5 kere girdim dedi. Gir al dedi her şeyi böyle şey yap dedi. Benden bak dedi yap dedi tamam mı? Karı böyle 35-40 yaşlarında falandı. Ben de 18 yaşındayım böyle falan. Karım milf olmuş. Moms I like to ondan olmuş. Ondan sonra cima bak dedi süper olacak dedi. Bir baktım ertesi gün hafiktim. Motor dersi 98. Motorun M'sini bilmiyorum. Motoru şimdi açsan bir tek şeyini bilirim ha. Hani böyle su dolduruyorsun ya hani kenardan kapağı açıyorsun. Hani oradan benzin istasyonunda su dolduruyorsun sileceklerin olduğu hani bir tane boru var. Heh onu bilirim ama başka bir şey yok. Ondan sonra motor dedi 98 dedi. Ha siktir dedim doğru mu dalga mı geçiyorsunuz lan? Nasıl yani? Ha öyle dedim tabii ben zaten dedim tebrik ettiler falan. Bravo dediler ilk şeyinizde geçtiniz falan dediler. Vallahi teşekkür ederim dedim valla çok çalıştım. Hakikaten ben zaten buraya girmeden önce de yıllardır bizim bir motorcu bir arkadaşımız vardı. O motorcunun yanında bütün gün motorları incelerdim. Yani bu sınava çok önem veriyordum. Yani çok teşekkür ederim sağ olun. Yani sağ olun ya diye öyle geçtik vallahi. Sonra ilk yardım dersi. Ulan suni teneffüs yapmak. Hayatımda yapmamışım ne suni teneffüsü ya. Hayatımda teneffüs yapmışım lisede. Sunisi bilmem nesi mi var? Adam gibi teneffüs yapmışız. Başka teneffüs görmemiş ha. Ondan sonra cima neymiş? Adamın burasına daş koyacakmışım böyle. Daş koyacakmışım. Burasını böyle yapacakmışım. Öpecekmişim adamı. Lan ben adamın neyini öpeyim? Kıllı kıllı herif siktir git. Öl. Öl daha iyi canım. Aptal hareket oluyor. Neyse yani sonuç olarak can kurtarma dersinde bana dediler ki adama suni solunum şey yap adamın ağzına ver dediler. Üfür dediler üfür. Adamın ağzına sıçmışım. Adamın ağzı koptu. Plastik yapmışlar. Isırdım kenarında bir parça vardı. Bir çektim dişimin arasında kalmış. Bu kısmı yalandı. Aranızda inanan sazanlar varsa buradan kendilerini alkışlıyoruz. Şimdi hep birlikte onlara şişe gönderin bakayım. Hadi bakayım. Buna inananlar varsa, şişe gönderecek olanlar varsa onlar için de şimdi kalp gönderin. Çünkü doğru söyledim dedim. People, sazan people. Başka kim var? Gelsin sazanlar bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aferin people. Neyse. Vallahi onun dışında başka ne diyecektim? Ha bir de şeyden neydi o? İlk yardım var, motor var. Başka ne vardı? Bir şey daha vardı. Trafik vardı değil mi? Ha böyle trafik levhaları falan böyle. Ulan hala yolda bakarım böyle trafik levhalarına.
Allah Allah diyorum ya. Bu ne lafası lan diyorum. Böyle bakıyorum böyle. Allah Allah diyorum falan böyle. Ceza yerim hala. Oo, her ay ceza yerim ben. 10 tane ceza yerim böyle. Anlamam böyle. Bakarım bu ne lan böyle derim. Ana Allah Allah ya. Ne lan bu böyle acaba? Bu ne böyle? Diye böyle. Şişenin gölgesi diyor. Evet, Şişe Reis. Bundan sonra Şişe Reis yeni maskotumuz olacak diyor. Lisa N'i anlat. Lise anılarını anlat. Ha, pardon. Lisa N pornocuydu, doğru. Lise anılarını anlat. Vallahi Lise Hanım'ın neyini anlatayım? Lise Hanım çok güzeldi. Çok güzel anılarım vardı onunla. Lise anılarımla. Lise anılarıyla. Köpekten kaçma anılarını anlat. Vallahi hayatımda bir kere köpek ısırdı. Götümden ısırdı. Vallahi benim köpeği gizliyordum bundan 10 yıl önce falan. Geldi böyle gerizekalı. Götümden ısırdı, kaçtı. Allah Allah, manyak mısın oğlum ya? Kaçtı gitti abi. Bulamadım. Bekledim sonra 48 saat falan. Acaba dedim geçer mi dedim, hani bu köpek ısırığı falan filan ne olur lan. Çünkü pantolon vardı götte, donmon vardı. O kadar derin ısıramadı salak. Herhalde o gün geberiyordum yani. Götten gidiyorduk. Anal kissing oldu. Çok mu komik? Bunu alırım. Tamam mı? Nerede kalmıştık bakayım? Şizomot yap. Gel waffle ısmarlayayım. Hayatımda hiç waffle yemedim. Nedir bu waffle? Waffle Türk versiyonu mu şeyin? Bildiğim kadarıyla şeyin, bu pancake'in. Ooo, Yiğitcan teşekkür ederim. Sağ ol yüzbar için. Yiğitcan'dan yüz. Ooo, Yiğitcan 200 yaptı. Yiğitcan yardırıyor. Ne oluyor Yiğitcan? Yiğitcan K'den 200 bar geldi. Teşekkür ederim Yiğitcan. Hoş geldin bakayım yayınıma. Yemedim bok gibidir diyorum. Vallahi söylediklerine göre çok güzel bir şeymiş. Like'lar için çok sağ olun. 1600 like olmuş şu anda. Bol bol yayın yapacağız arkadaşlar artık. Bu önümüzdeki aylar içerisinde falan filan çok güzel olacak. Oğuz abi 3500 para var. Laptop mu alayım, toplama mı? Toplama al abi. Toplama al. Laptop da al, toplama da al. 1000 liraya laptop al, 2500'e toplama al. İkisi de olsun. Ya da evde, sırf evde kullanacağım, hani internete falan gireceğim, porno izleyeceğim, hayvanlı falan izleyeceğim dersen, bookcake falan, orji, hayvanlı, bookcake falan, bu tarz şeyler, mesela gay, bu tarz bisexual, transsexual, dönme, lesbiansal, and hayvanlı, and falan böyle bu tarz şeyler izleyeceğim diyorsan, XPaycam'da hesap açacağım diyorsan, kamera karşısına geçip "Oo! Look tits!" diye böyle hareket çekeceğim diyorsan, o zaman tabii tablet de alabilirsin yani. Gerek yok yani laptop almaya. Ne yapacağınız laptopu? Abi kameranın modeli nedir diyor. Kameranın modeli aklıma gelmedi. Önüme şu çıktı. Bildur. Aklıma gelmedi lan kameranın modeli. Ha, Logitech C 5222 C525. Logitech ne yazıyor orada lan? Logitech nasıl okunuyor la bu? Logitech C525 sazanlar. Hepsi yazıyorlar nasıl okunuyor diyorlar. Logitech diye okunuyor. Öyle Logitech diye okunmuyor. Ha, Logitech okunuyor. Logitech yazıyor böyle. Logitech diye okuyacaksınız. Nasıl okuyacakmışsınız? Söyle bakayım. Ha. Logitech diye okuyacakmışsınız. Nasıl söylüyor? Hadi bakayım. C525 diye okuyacakmışsınız. Bu ne lan böyle? Striptiz müziği mi? Striptiz müziği çalıyor. House şeyini açtım ama aptal hareket oluyor. Salak şarkılar çalıyor. Pornografik diyosyon şarkıları.
Canım birdenbire boru şurada yanındaki şeye gideyim de inşaata boru çalayım bir tane geleyim takak şuraya. Burada size şey yapak. Boruyla hareket çekek. Manpower diyor. Manpower nereden hatırlıyorum lan ben manpower? Manpower diye bir şey var mı? Servet miydi lan yoksa dur bakayım ben manpower diye. Steam arkadaşlar. Gruplar. Dur lan. Aynen tamam hatırladım. Evet. Servet'te biliyoruz oyun oynadık. Yine oynarız valla. Öpüşün diyor. Kaç kızla öpüştün diyor. Valla 4-5 tane falan. Yani. Genelde onlar bana atlıyor. Ben kimseye atlamam yani. Gördükleri zaman inanılmaz bir insan diyorlar. Dehşet bir insan diyorlar. Dayanamıyorlar. Askerde karpuza nasıl kafa attığını anlat. Ulan şimdiye kadar 50 kere anlattım, 50 kere güldük. Yani ne yapayım, bir kez daha mı anlatayım? Hay Allah ya. Anlata anlata kafayı yedim ya. Anlata anlata ya. Ulan. Adana Hakkıbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitmeden önce acemilik dönemimi yapmış olduğum 15 günlük bir ay boyunca Adana Alay Komutanlığı'nın bahçesinde binmiş olduğum ben, Cemal ve evet ben Cemal ve Umut arkadaşımla beraber binmiş olduğumuz kamyonla beraber Adana'daki bu Alay Komutanlığı'na gönderilen, her gün gönderilen etlerin, yemeklerin, meyvelerin, sebzelerin olduğu devasa bir hangar gibi bir yerler var. Oralara gittik askeri şeye falan filan. Neyse girdik şimdi içeriye. Şimdi orada dev gibi hangarlar var. Lan bir tanesinin içinde mesela 50 yıllık bilmem ne şeyi böyle ne bileyim dama. Tamam mı böyle? 1950'lerden kalma, 60-70'lerden kalma. Tabii ki yeniyor biliyorsunuz. Çok uzun yıllar yenebiliyor bunlar. Hani inanılmaz soğuk şeylerde, koşullarda saklanıyorlar falan filan. Dolayısıyla bu şeylerden, oradaki öküzlerden, danalardan, tamam mı? Mandalardan. Bunların şimdi kafaları kesilmiş orada. Kafaları kesilmiş haldeler. Ölmüşler. Yazıyor işte 1958 yılı diyor. İşte 1971 yılı diyor falan filan. Neyse kardeşim. Bunların tanesi ortalama şöyle bir 400 kilo falan kadar tutuyor. Yani bacakları ve kafası yokken 400 kilo kadar tutuyor. Biz tabii ki kaç kişi onu kaldırdık? Valla 4 kişi falan koyduk şeye. Arabanın içine falan böyle. Götürüyoruz şimdi. 2 tane koyduk. 3 tane falan alacağız ortalama. Neyse kardeşim. Kapı kapandı. Ben ve Cemal gerizekalısının yüzünden. Öküz Cemal dedim ki ayağınla tut şunu dedim. Kodumun salağı. Kapı kapanacak bak gebereceğiz içeride. Kapı kapandı. Ölüyordum o gün. O gün ölüyordum. İçerideki sıcaklık yani şey soğukluk derecesi, ısı derecesi eksi 40'larda falan tamam mı? Yani içeri girdik bir dakika kadar sonra saçlarımızdan katır kutur sesler gelmeye başladı zaten. Ben orada yaklaşık 3 dakika falan durdum. İnanılmaz derecede dışarıdan kapıya tekmeler atıyorlar, yumruklar atıyorlar. Artık böyle kafa atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bir sürü komutanlar geldi, onlar çekmeye çalışıyor kapıyı falan. Ben öbür taraftan bütün gücümle bastırıyorum, ittiriyorum falan. O gün geberiyordum orada yani. Neyse onu geçelim de ondan 15 dakika sonra komutan dedi ki bana, aynen gerçek bir olay. Komutan bana dedi ki, Oğuz dedi, Cemal'le beraber şurada dedi, kamyona dedi, karpuzlar var dedi. Karpuzlar var dedi. Git şimdi dedi, bak orada dedi 100 tane kadar karpuz var. At bakayım dedi ha. At bakayım şimdi, hadi bakayım şimdi. Karpuzlar şimdi, sırası ya şimdi. Cemal şimdi, ben arabanın içindeyim şimdi. Hemen kapısındayım. Cemal de tam uçta duruyor arabanın içinde. İçeride böyle en uçta duruyor. Şimdi orada da Umut var tamam mı? Şimdi Umut sallıyor şimdi bak şimdi. Şimdi 3 kilolukları falan sallıyorlar tamam mı? Şimdi 3 kiloluklar yaklaşık bir 40 tane falan 3 kiloluk salladı bana şimdi. Atıyor şimdi. Atıyor tutuyoruz böyle. Cemal al lan diyorum atıyorum şimdi tamam mı? Umut atıyor şimdi. Şimdi birazdan 5 kiloluklara geçiyor tamam mı? Yorulmuşuz artık tamam mı? Böyle yani yaklaşık 10 dakikadır falan. Böyle atıp atıp tutuyoruz böyle falan filan.
Bazılarını tutamıyoruz, yere düşüyor falan filan. Patlıyor, matlıyor. Ondan sonra neyse salak Umut beşlikleri atmaya başladı. Tuttum böyle beşliği, tamam mı? Lan Cemal diyorum, geliyor lan. Tuttu böyle, attım böyle Cemal. Cemal şimdi orada geberik olmuş, tamam mı? Şimdi biraz sonra, yaklaşık bir 20 dakika sonra falan biz 3-5 artık böyle 6 kiloları falan geçmeye başladık. Artık böyle 8-9 kiloluk karpuzlar var, tamam mı? Neredeyse 10 kilo böyle. Yaklaşık 20 dakika olmuş, gebermişiz orada, tamam mı? Artık yani götümüzden ter akıyor, ciddi ciddi ter içindeyiz. Suya dönüşmüşüz ya, suya dönüşmüş durumdayız yani. Artık sinirimiz bozulmuş, gülüyoruz yani böyle. Allah canım! Salla ben o, salla salla. O da oradan gülüyor falan. Umut gebermişiz, tamam mı, böyle sinirimiz bozulmuş. Zaten Adana'nın kodumun sıcağı. Amına koyayım. Ya, bilmem kaç derece. Ondan sonra Cima, ulan 9-10 kiloluklara gelmiş. Umut atıyor şimdi, tamam mı? Kamyonun içinde yer kalmamış, tamam mı? Çok az kalmış böyle. 2 metre falan kalmış böyle benim artık Cemal'le aramda. Cemal gitgide yaklaşıyor bana. Bu 9-10 kilolukları atıyor şimdi. Ben şimdi bir tanesini tuttum böyle. Aman koyayım, ne oluyor lan? Lan Cemal, Allah! Bakıyorum şimdi bir tane daha geliyor mu diye. Umut salağı artık mala bağlamış, götü dönmüş. Bana götü dönük halde alttan atıyor, tamam mı? Hani şu şey var ya, güven atışı var ya, güven atışını bilirsiniz. Hani böyle asker böyle ters durur, böyle güven atışı atar. Ha, bilirsiniz onu. Yazın YouTube'a, görün. Güven atışı yazın, görün işte. Aynı o pozisyon. Alıyor şimdi kodumun salağı oradan böyle tutmuş böyle 10 kiloyu. Götten atıyor arkadan, tamam mı? Ben tutuyorum böyle. Böyleyim. Ondan sonra kodumun salağı attı oradan. Ben şimdi artık gebereceğim artık. Yorulmuşum, tamam mı? Tuttum böyle. Cemal, al oğlum dedim. Cemal'e bakarken arkamı bir döndüm. Şöyle tam dönerken, tamam mı? Ama koyayım diye böyle 10 kiloluk karpuza bir kafa atmışım böyle. Bam diye, tamam mı? 10 kiloluk karpuza. Yemin ediyorum 10 dakika kendime gelemedim ha. Yıldım oraya böyle. Ana hayır, ne oluyor lan burada? Aha, neredeyiz oğlum biz? Lan sen kimsin? Siktir lan. Ah. Allah. Allah kahretsin, geberiyordum o gün ya. Ulan bir kere soğuktan donarak ölüyordum. Bir kere de karpuza kafa attım. Anasını satayım. Bütün her şeyi hallettik. Her şeyi hallettik. Yerler karpuz olmuş. Kafa attığım karpuz arabanın içinde, her yer kıpkırmızı. Salak Umut arabaya binerken ayağı kaymış. Göt üstü yere yapışmış. Onu hadi geçtim. Öküz, manyak. Görmüyor musun? Deminden beri burada götümüz ağrımış. Görmüyor musun? Yere düşmüş. Öküz. Herifin artık gözler de görmüyor. Biz böyle böyle dolanıyoruz, tamam mı? Cemal de orada başka bir manyak zaten. O da bakıyor böyle, böyle moron gibi bakıyor o da böyle. Daha yok mu diyor. Daha yok. Biz orada gebermişiz. Yerde oturuyoruz böyle. Bakıyoruz böyle. Ben bayılmışım zaten. Umut orada göt üstü yere yapışmış. Ah götüm diyor. Cemal de orada nerede? Daha yok mu diyor. Daha yok mu? Geri zekalı. Daha yok mu diyor. Ondan sonra ulan bindik kamyona. Tabii o kamyon değil. Başka bir kamyon daha vardı. Demin hani öküzleri taşıdığımız kamyon. Ona bindik. Öküzler sona kadar gelmişler kamyonun sonuna. Bize de şu kadar bir alan kalmış, tamam mı? Şöyle bir alan kalmış mına. 1.88 boyum var. Böyle dırıyoruz şimdi, tamam mı? Böyle dırıyoruz mına. Böyle. Hıy! Şurada bir tane demir var yukarıda böyle. Kamyonun demiri var böyle de. Kodumun demirinin yanında. Ortada yani. Şimdi böyle tutuyorsun ama. Kodumun tam şu kafanın üstünde de varmış bir tane, tamam mı? Böyle gidiyoruz böyle. Öküz kamyoncu. Gerizekalı. Caner de onun adı da. Kodumun salağı. Buradan selam söylüyorum. Caner salağı gaza bir basmış. Cemal arkaya uçmuş. Umut yere yapışmış. Benim de tam arkamdaki öküzün boyun kısmı, kafası yok ya, boyun var sadece, göte girmiş. Tam böyle götün kenarına langırt diye bir şey çarptı, tamam mı? Ulan başımıza gelmedik kalmadı. Lan bio eksikti zaten. Pıy! Bio eksikti. Allah'ım yarabbim dedim ya, sen ne yapıyorsun dedim ya. Ya bunu dedim, deney meney mi yapıyorsunuz üzerimizde ya? Ben anlayamadım yarabbim, deney mi yapıyorsun ya? Ha, deney falan mı yani, bu nedir bu yani? Bu gerçek mi dedim bu ya? İşte böyle salak salak anılar yaşadım bir sürü. Ne diyeyim yani? Hay Allah'ım ya. Daha böyle 50 tane şey geldi. Bir kere kamyon çarpıyordu yol ortasında. Yol aramasına çıkmışız böyle. Kukuletalar var ya hani böyle yolun ortasına hani koyuyorum böyle. Hani böyle kırmızı beyaz, kırmızı beyaz. Saatte 80'le yok efendim 120 ile 160 ile yanımdan kamyonlar geçiyor, tamam mı? Şey Kozan yolu, Adana Kozan 80 kilometre. Böyle dümdüz yol mu ne? Duruyoruz şimdi böyle yolun ortasında, tamam mı? Ben böyle
Yanımdan arabalar geçiyor böyle. Bir tane buradan kamyon geçiyor. Tam şuramdan kamyon geçti ya. Tam şuramdan böyle. Bir baktım fıyy diye buramdan böyle kamyon geçiyor. Ondan sonra ulan dedim ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Neredeyim ben dedim. Rüya falan mı lan bu dedim. Oğlum rüya falan mı görüyoruz dedim. Bu nedir lan? Yani neyse. Artık yaklaşık 3 saat o yolun ortasında durmuşum. Yanımdan vızır vızır arabalar geçiyor kardeşim. Vızır vızır ya. Bir tanesi kontrolü kaybetse, bir tanesi adamın orada çüküyle oynasa. Şöyle tamam mı? Böyle çüküyle oynasa adam şöyle dese şöyle bir lokma direksiyon kırsa biz gittik yani. Öyle bir ortam tamam mı? Yani inanamıyorum nasıl böyle bir tehlikenin içine atıyorlar insanları onu da anlamıyorum yani. Ondan sonra kardeşim kamyonun bir tanesi ben artık böyle bayılmak üzereyim buna tamam mı? Böyle gebereceğim artık böyle. Kamyonun biri langırt diye bir geçmiş şuramdan yemin ediyorum size. Saatte herhalde 100 ile 110 ile 120 ile falan giden bir kamyon. Benim ciddi ciddi tam kafamın şurasından geçti kardeşim. Tam şu kadar bir mesafe falan vardı. Yani vücudumdan itibaren diyelim daha doğrusu. Şu kadar bir mesafeden geçti. Bak omuzum burada. Şuradan falan geçti tamam mı? Ben öyle bir dağılmışım ki böyle. Karşı şeride geçmişim yani. Öyle bir şey yani. Hani o hızla giderken hani arabayı sallıyorlar ya. Allah'tan o sırada oradan bir araba geçmiyordu da. Bok yoluna gitmiyorduk yani. Hani hakikaten aynen teğet geçti yani. Arkadaş ben askerde yani bilmiyorum. Bilenleriniz bilir. Beni tanıyanlarınız az çok bilir neler yaşadığımı. Hani başka şeyler dışında ama emir komuta altında. Ama onun dışında benim yaşadığım öyle şeyler var ki Allah hiçbirinize böyle bir askerlik nasip etmesin kardeşim. Ben size o kadar söylüyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey yok. Bir gün bir tane köye gittik. Çocuğun bir tanesini babası gitmiş evin alt katındaki duvara zincirlemiş kardeşim. Ellerinden ayaklarından çocuğu zincirlemiş. Başa çıkamamışlar çocukla. Çocuk 8 yaşında falan. Köyün şeyinden ne derler berberinden gidip berberin berber dükkanının hemen tepesinde bir açıklık cam alan var böyle. Gidiyor kardeşim bu salak. Her gece gidiyor oradan yukarıya tırmanıyor. Oradan şeyin içindeki balileri çalıyor. Çocuk balici olmuş. 8 yaşında. Balici olmuş çocuk. Kafayı yemiş. Babası da annesi de artık uğraşamamışlar yani. Gitmişler şeye bağlamışlar. Zincirlemişler çocuğu yani. Bak cehalete bak. Lan böyle bir şey varsa gidersin jandarmayı ararsın. Gelirler. Hastaneye gidilir. Bunun bir sürü yolu yordamı vardır. Yani sen o çocuğu ne kadar cahil insanlar var ya. Ne kadar cahil insanlar var. Tavşan muhabbetini biliyor musunuz? Bilenleriniz vardır. Bilmeyenlerinize de söyleyeyim. Tavşan muhabbeti. Adana'da bir tane Yörük köyüne gittik. Gecenin saat 2'si falan. Işığı feneri tuttuk arabayla. Ben komutanım ve şeyler. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenler de bilsin. Işığı tuttuk kardeşim. Bir baktık böyle karanlıkta böyle. Üzerimize böyle aynen böyle Resident Evil'dan falan fırlama hani böyle zombiler vardır yani kan içinde üzerinize yürürler. Öyle iki tane adam üstümüze yürüyor. Bütün buraları saçma olmuş. Saçma, pompalı tüfek saçması. Bütün buraları böyle kan içinde. Gittik kardeşim oraya. Ne oldu size falan bilmem ne. Işığı sola bir çevirdik bir baktık. Bir ağaç var orada. Şimdi bir yol var köyde. Yolun sağ tarafında bir yörük Türk şey yörük şeyi var. Türklerin hani mavi beyaz bayraklı olan. Bir 10 kişilik bir aile orada oturuyor. Bir 20 kişilik aile de sol tarafındaki yolun sol tarafında oturuyor. Fakat bu ağaç yolun sol tarafındaki evde. Tamam mı? Tam o köşede. Yolun kenarında sol tarafına bakan tarafta. Ağacın üstünde bir tane tavşan var. Ve bu tavşanın boyu nasıl söyleyeyim size? Bayağı büyük bir tavşan. Yani şu şöyle söyleyeyim. Nasıl söyleyeyim ki ya? 2 litrelik kolalar var ya. 2,5 litrelik kolaları biliyorsunuz hepiniz. 2,5 litre kola boyunda bir tavşan bu. Adana'da çok ender bulunan. O bölgeye özel bulunan bir tavşan. Ve çok fazla para. Evet bak bilenleriniz var. Çok fazla para ediyor. Tamam mı? Bu tavşanı sağdaki evdeki 10 kişilik ailenin olduğu ve o insanlardan bir tanesi kalkıyor gecenin köründe onu vurmaya çalışıyor.
soldaki evde, ağacın sahip olduğu taraftaki evde ki aileden birini bunu görüyor. Gidiyor herifi vuruyor. Sağdaki evdeki 10 kişiden bir tanesi gidiyor. Geri kalan 9'dan bir tanesi daha geliyor. O da bunu vuruyor. Sonra soldaki evden bir tane daha geliyor. O da onu vuruyor. Ağacın altına bir baktık 8 kişi. Ceset. O ona dalmış, o ona vurmuş, o ona vurmuş, o ona vurmuş, o ona vurmuş, o ona vurmuş. Bir gittik oraya kardeşim. Yani hani olacak iş değil ya. Bir tavşan için bok yoluna giden hayatlar. Sonra Berin Akmansoluk olayını biliyorsunuz. Bir gün şeyde geberiyordum. Orman yangınında. Orman yangınına beni yolladılar. Anasını satayım. Yani 28 yaşıma gelmişim. Orada bir sürü genç asker var. Sen niye beni yolluyorsun? Ormanda nasıl koşturayım ben o kiloyla? Nefes nefese kalmışım. Çocuk orada kaç? 18 yaşında çocuk. Patır putur koşuyor. Herifi bırakıyorsun 15 kilometre koşuyor. Neyse. Sen git onu yolla. Kamil gittiler beni yolladılar. Lan ormanın ortasında yangın çıkmış. Geberiyordum o günde orada işte. Yine gerizekalı Cemal ve ben. Hep de bizi yolluyorlardı anlamıyorum. Bir de beni çavuş yaptılar askerde zaten. Lan benden çavuş mu olur? Benden olsa general falan olur yani. Çavuş ne ya? Aslında generalliğe de yükselecektim ama. Sonradan dedim ki neyse işte hadi dedim. Hayatım var dedim benim dedim. Onu yaşayacağım dedim. Neyse general de oluruz bir ara canım. Ama ne var onda? Ama hani iyi. İşte kodumun askerinde böyle salak olaylar yaşadık. Daha bir sürü şey yaşadım da. Bir gün köyün birinden ihbar geldi. Ne oldu? Gittik köye. İşte şey, adamın karısı adamı şikayet ediyor. Nasıl lan? Vallahi dedi ki, benim eşim dedi, izinsiz olarak dedi. Biliyorsunuz Adana'da yaşayanlarınız varsa bilirler. Özellikle bu Yüreğir, Müreğir falan o taraflarda. Bu şey, Kozan, Yüreğir, Hakkıbeyli köyü falan filan oralarda yaşayanlar bilirler. Ağaç kesmek yasaktır. Ağaç kesemezsiniz. Öyle kafanıza bölük. Aa ne güzel ağaçlandır keseyim bunu buna. Diye elini alıp da böyle yallah baltayı bilmem ne. Öyle bir şey yok yani. Yüreğir'de misin abi? Tamam. O bölgeyi bilirsin yani. O bölgede yasaktır. Evet birçok yerde yasaktır zaten. Yani o bölgelerde cidden baya bir yasaktır. Ve çok önemli cezaları var. Adam kalkmış kardeşim. Evinin garajına yaklaşık böyle bir 30 tane 40 tane dev gibi ama böyle 15 metre 20 metrelik nereden ağaçları bulduysa çatır çatır kardeşim gitmiş kesmiş traktörle de çekmiş evin arkasına hadi bakalım. Kerestecilik yapıyor. Kendince kaçak olarak kerestecilik yapıyor. Kadın diyor ki bak diyor benim kocam yaptı bunu diyor zaten ben ondan dayak yiyordum bilmem ne. Adam yok ben yapmadım bilmem ne falan bilmem lan. Bizim komutan dedi ki gidin bakın oğlum dedi şu arkaya dedi. Biz bir gittik bir baktık arkaya. Ona lan orada bir sürü böyle şey kesip biçme aletleri bimmem neler. Fıstık gibi kardeşim cillop gibi ağaçları pezevengin çocuğu kesmiş. Herif kaç yıl yedi? 8 yıl yedi. Şeye götürdük. Şimdi size bu 8 yıl yeme muhabbetinden bu kısmı çok dikkatli dinleyin. Size manyak bir şey anlatacağım kardeşim. Hayatımda bu kadar üzüldüğüm birçok olay oldu ama bu da onlardan bir tanesi yani bayağı üzüldüğüm olaylardan bir tanesi. Bakın bu ülkede bir insana hayatına kastederseniz onu öldürmekten daha fazla hapis yersiniz. Bunu bilmeyenleriniz, kanunları bilmeyenleriniz ben size öğreteyim. Aranızda bilmeyenleriniz varsa bilin. Bir adama bıçak çekerseniz 10 ile 20 yıl arası yersiniz. Öldürürseniz 5 ile 10 arası yersiniz. O yüzden aranızda bilenler vardır ya da bilmeyenler de vardır. Hayata kastetmek başka, öldürmek başka şey. Öldürürseniz daha az, öldürmezseniz daha çok yersiniz. O yüzden evet, şey öyle, kanun öyledir. Aranızda hukukçu olanlar da var biliyorum. Onlara sorabilirsiniz. Yani onlar da bunun açıklamasını yapabilirler size belki şu an chatte varsa. Cezai infaz durumları farklıdır. Evet, evet. Şöyle bir şey oldu. Ben size anlatayım. Bir gün abi bizim sorumlu olduğumuz Adana Hakkıbeyli köyü yazın. Adana Hakkıbeyli köyü yazın. Görürsünüz orada ya da Adana Hakkıbeyli jandarma yazın bakalım. Bakalım Adana Hakkıbeyli jandarma, karakol falan yazın. Bakalım resmi çıkacak mı bizim karakolcuğumun. Dur bakayım bir.
Hadi bakalım. Şeyi çıktı, haritada çıktı. Ah be, ne özledim lan. Haritada çıktı, bak karakol komutanlığı diyor. Ulan. Hakkıbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı. Bak kabak gibi çıktı burada, dur bakayım. Lan duygulandım lan. Bak bak köye bak, bak benim köy işte, dur ben burada yaptım askerliğimi işte. Ha bak burada. Hakkıbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı, al bak burası. Zoom yapayım biraz. Ha burası işte karakol bu. Şu kadarlık bir alan. Bak burada burada evet. Aynen. Aynen. Bak burada top oynardık. Futbol sahamızdı burası falan. Ne bileyim. Burada bak jipler, arabalar falan saklı. Sonracığıma burası karakolun genel merkezi. Şurada da bak biz yatıyorduk. Bak burası bizim yattığımız yerler. Al. Ha bak burası burası pardon. Bak burada biz yatıyorduk işte. Kompartımanda burada. Şeyde. İşte neyse. Şurada bakkalımız vardı şurada. Tam şurada bakkal var. Aha şu. Bakkal reis. Neyse kardeşim. Neyden bahsedecektim? Evet evet dere var dere var. Aynen. Ulan. Evet. Nerede kalmıştık? Şimdi valla şeyi anlatacağım size. Ha. Böyle 12 tane bizim hani bağlı olduğumuz köylerden bir tanesinde bu köylerden bir tanesinde bir sabahleyin bir şey aldık. Bir telefon aldık falan. Ve dediler ki hemen koşun dediler kardeşim köye. Koştuk gittik köye. Ne var dedik, ne oldu? Bir olay şuymuş. Bir aile var. Bu ailenin bir oğlu var. 26-27 yaşlarında bir çocuk. Bu çocuk her sabah kalkıyor orada. Ailesinin arazisindeki o tarladaki işte ekinleri falan biçiyor. İşte ekinler bize kadar Fener Galatasaray'a kadar şarkısı söylüyor. Ondan sonra Kartal sana bir soğanlar kadar Almadan'a diye giderken neyse. Bunun bir de yan tarafta bir aile daha var. Onun da bir tane piç bir oğlu var. Affedersiniz. Tamam mı? Bu piç şunu yapıyor. Gidiyor her sabah bunların traktörünü çalıyor. Bunların önünden geçip gidiyormuş. Tamam mı abi? Aa, nasıl çaldım yine? Aa, diye böyle. Bunu yaklaşık bir ay boyunca yapmış. Tamam mı? Bir ay boyunca bunu yapmış. Ve bu çocuk da 26 yaşında olan çocuk da bak demiş bunu bir daha yapma bak demiş. Benim önümde demiş ailemin yanında senin canını okurum demiş. Ve ertesi sabah herif bunu yine yapınca bizimki almış kardeşim eline palayı. Adana'da bütün köylerde bütün evlerde herkeste olan iki tane şey. Bir tanesi pala, bir tanesi de pompalı tüfektir. Adanalılar çok iyi bilir. Adana'daki bütün köylerde köylerde yaşayanlarınız varsa mutlaka bilirler. Adana'da kardeşim pompalı tüfekten bol silah yoktur yani. Türkiye'de herhalde en çok silah Adana'dadır. Adana'dadır, işte o Mersin tarafındadır ve işte o bölgededir falan filan. Tam bir Texas yemin ediyorum. Adana Türkiye'nin Texas'ıdır. Adana Türkiye'nin Florida'sıdır. Her türlü şeyi görebilirsiniz orada yani. Çok seviyorum, çok seviyorum. Çok sevdim, bayıldım ben Adana'ya, bittim yani. Her şeyini çok sevdim. Fakat olaylara geldiğiniz zaman Adana çok ters bir yerdir yani. Çünkü her an başınıza hakikaten kardeşim tartıştığınız bir adam cebinden hakikaten böyle yani pompalıyı falan çıkartıp size ortalık yerde ateş edebilir. Tabii böyle değil ama köylük alanlarda bunu hakikaten yapabilirler. Aranızda bilenler bak burada doğruluyor şu anda. Hakikaten böyledir yani. Palayı çıkarmış kardeşim bizimki. Bunun üzerine yürümüş. Ailesi de 26'lığın değil diğerinin ailesi de benim oğlumun üzerine palayla yürüdüler diye videosunu çekiyor. Ve biz oraya gittiğimizde bize bunu gösteriyor. Biz de 26'lığın evine girdik. Üst kata çıktık. Bizim Cemal buldu onda. Şeyin arkasına saklanmış. Annesi hemen saklamış bunu falan bizi görünce. Üst katta mutfak var. Mutfağın tüp koyulur hani böyle bazı mutfaklarda hani. İşte mutfağın içinde, bir dolabın içinde tüp olur. Tüpün arkasına gitmiş, saklanmış, tamam mı?
Amına koyayım. Tüpün arkasından öküz gibi homurdanma sesi geliyor. Öküz gibi adamsın, affedersin yani. Hani korkudan herif böyle diye ses çıkarıyor, tamam mı? Yani duymamak elde değil. Birinci kattan duyduk zaten. Neyse kardeşim, çocuğu aldık. Hemen adliyeye. Adliyeye götürdükten sonra hemen orada karar verildi anında. Ve çocuk kardeşim, Kozan'a götürdük çocuğu. Çocuğa 13 yıl hapis verdiler. Gencecik çocuk 13 yıl hapis yedi. Bu olay 2009 yılında ben askerdeyken oldu. Şu anda 2016'ya geldik. 2010-2016 diyelim, 6 yıl. Gençliği gitti çocuğu. Şu anda yarısını az çok bitirdi. Şimdi bir bu kadar daha geçirecek. Ve bunun üzerine bir yıl daha orada kalacak. Şimdi düşünün. Bir hapishanede bir gün yaşadığınızı düşünün. 24 saat. Dört duvar arasında 24 saat geçmiyor. Bir pala gösterdi ve videoya kaydedildi diye Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimi 13 yıl verdi çocuğa. Ben yemin ediyorum size, bakın hepimiz, o arabanın içinde bulunan herkes, o gün o jandarma arabasının içinde bulunan hepimiz, ben çocuğun bizzat kolundan tuttum. Giderken de hatta inşallah dedim, hak yerini bulur dedim, tamam mı? Onu en son o kapıdan bırakırken, ve ne oldu biliyor musunuz, size devamını anlatacağım şimdi. Hak yerini bulmadı tabii, ben biliyorum, hala o içeride. Devamı da şöyle oldu. Biz onu hapishaneye bıraktık. Kapıda ben beklerken şunu gördüm. Hapishaneye girdiler. 7-8 kişi daha bununla beraber. Yere oturdular bunlar. Komutanlardan biri geldi. Hoş geldiniz dedi. Bir tane patlattı bunlara teker teker. Ondan sonra da şimdi soyunun dedi. Bunlar böyle bir donla kaldılar. Çocuğun yaşadığı şeyi, hayal kırıklığını, şoku, travmayı düşünemiyorum. Yani nasıl bir şey bu bilmiyorum. Nasıl böyle bir şey yapıldığını anlamış değilim. O yumruk da şeyden oldu ama. Aralarında bir tanesi diklendi çünkü. Hepsi birden güme gitti. Biz bunu çok net gördük. Neyse kardeşim, ben böyle bir askerlik geçirdim. Askerden geldim ve bana dediler ki, sen dediler kardeşim, bakayasın dediler. Bakaya da asker kaçağı demek. Bana asker kaçağı muamelesi yapıldı bir güzel. Ondan sonra ya dediler kardeşim hapis yatarsın 4 ay. Ya da dediler para cezası. Ben tabii para cezası. Hayatımda hiç İslam dışı ağzım böyle kalmamıştı. Hakikaten ağzım böyle. Şöyle kaldım yani. İslam dışı olarak hayatım boyunca ben böyle bir şey yaşamadım. Hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım kardeşim. İslam dışı olarak ağzım böyle açık kaldı. Böyle şoka girdim, komaya girdim. Hep dalga geçerdim. Bu insanlar neden böyle garip tepkiler veriyorlar diye. Hakikaten tamamıyla İslam dışı olarak kaslarım kendi kendine, gözlerim açıldı, ağzım açıldı. Böyle kaldım yani. İnanamadım ya. İnanamadım. Yani bu bütün bunları yaşadıktan sonra bana bunu yaşattılar yani. İnanamadım. Hala da aklım almıyor kardeşim. Böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorlar? Nasıl yapıyorlar anlamıyorum yani. Neyse, onun dışında birçok şey yaşadık da bazı şeyleri hiç anlatmadım size, ama bazılarını, bunlar anlatılabilenler. Bunlar çok basit şeyler sayılıyor. Ama bazılarını hiç girmedim. Hiçbir zaman da girmeyeceğim. Onlar da içimde kalsın, boş ver. Ama en azından sadece benim içimde değil, benle beraber askerlik yapan o tayfa çok iyi biliyor neler yaşadığımızı. Allah hiçbirinize böyle bir askerlik nasip etmesin. Hani diyorsunuz ya, hadi koçum benim askere gidiyorsun be, hadi oğlum bilmem ne dediğiniz, hani o koçlarınız var ya, onların %99'u hatta %100'ü bunu, bırakın bunu yapmayı, orada gidiyorlar iki tane tavuğa, iki tane horoza 3 saat günde nöbet tutuyorlar, o kadar. Başka bir şey yok. Sonra gidiyorlar, etrafta dolanıyorlar, yemek yiyorlar, akşamda yatıyorlar. Askerlik bu yani. Ya da ne yapıyorlar? İtfaiyeci oluyorlar. İtfaiye arabasında bütün gün onun bakımını yapıyorlar. Ya da ne yapıyorlar kardeşim? Masa başı iş yapıyorlar. Bütün gün orada daktilo yazıyor. Bu yani. Böyle bir şey. Askerlik kolay mı? Askerlik çok kolay. Benim yaşadığım zor. Yani benim yaşadığım askerlik yani. Milletin yaşadığı askerlik değil. Onu ben askerlikten saymıyorum. Yani böyle delikanlı kesilmesin kimse yani. Ben bunları anlattıktan sonra bunların hiçbirini görmeyip yaşamayıp
kalkıp da işte asker ocağına gidiyorum. Yok işte ben askerlik yapacağım. Vatanı milleti savunacağım. Evet, fasulye patates soyup orada vatan millet savunacaksın. Evet. Ben geberiyordum orada. Sen orada fasulye patates soğan soyacaksın akşama kadar. Vatanı koruyacaksın biliyorum. O yüzden çok konuşmasın. Bazıları çok konuşuyor ya. Çok konuşuyorlar ya. Yok böyle bir konuşma yani. Bu kadar saçmalama yok. Götüyle gülüyor herkes bunu söyleyene yani. Adana'ya gelecek misin? Hazırlık okumak zor mu sence? O işi de yapmak lazım. Saçmalama. O işi de yaptım biliyor musun? Gecenin üçünde kaldırdılar, onu da yaptım. Adana Alay Komutanlığı'nın şöyle araba boyundaki kazanının içine 8 tane asker getir dediler. Tamam getirdim gittim koğuşa. Kalkın dedim hadi gidiyoruz. Gittik onu da yaptık tek tek. Böyle sabaha kadar 6 saat şey ayıkladım fasulye. Bunu da yaptık, hepsini yaptık. Emir, emrediyorlar yapıyorsun. Neyse işte abi sen neyin peşindesin? No Man's Sky'ın çıkışı ertelenmiş. Vallahi olabilir ya. G3 tuttun mu iş mi? Anıl. Yapma ya. Ah be. Takipçilerime sor istersen. ah. Fenerbahçe şampiyon olur mu? Melih güzel bir cevap vermiş, evet. Melih'in cevabına baksın herkes, o zaman herhalde anlaşılır bazı şeyler. X-Plane 10 nasıl? Nedir o şey mi? Plane simülasyonu mu? Şey mi? Uçak simülasyonu mu? Yuvadan uzak nere olursa olsun zordur diyor. Doruk öyle böyle değil ya. Ama hayatımın en güzel tatilini yaşadım. Evet Can Keser. Hayatımın en güzel tatilini yaşadım yani. Nerede kalmıştık bakalım. Askerden gelince karıya gittin mi? Yok ben öyle şeyleri yapamam. Ben utanırım ya. Karıya gitmek nedir abi? Nasıl gidiyorlar karıya anlamıyorum ki ya. Bu saç ne ya? Saçım kalkmış. Vay mınak. Kalksın ne yapalım. Asos güzel miydi? Asos çok güzeldi ya. Sana küfür etti. Etsin size ne? Abi internet kafede seni gördüm. Wolf Team oynuyordun. Hadi be. Sonunda gördünüz mü? Sonunda gördün Yusuf yani. Al işte. Vallahi arkadaşlar. Açıkçası son 4 yılımı Wolf Team'le geçirdim. Wolf Team'de şu anda çarım 25. En üst tepelerde oynayan insanlardan biriyim. Yani pençe dedim mi benden soracaksın. Wolf Team demek bir hayat felsefesidir, bir yaşam tarzıdır, bir kültürdür. Bir dizayndır, tasarımdır, stildir. Hayat tarzıdır. Wolf Team'i hepiniz oynayın bakayım. Ondan sonracığıma. Valla benden iyi pençe atan olamaz. Paso bütün gün şey yaparım. Ne yaparım? Hile mile açıyorum çok sağlam. Duvarın arkasından 30 duvar öteye pençe atarım böyle. Çok dehşet oynama özelliklerim vardır yani. Like'a abanın diyor. Oo like'lar abanılıyor like'lara. Hadi bakayım. 3000 oluyor like'lar. O ne öyle? Oo Mert Kara. Mert Kara, Yiğit Can size de teşekkürler. Atakan, aa yeni baratanlar olmuş. Atakan sana da teşekkürler. Son efsane sana da teşekkürler. Bay Gökhan sana da teşekkür ederim. Like atanlara, baratanlara, hepinize. Yorum atanlara. Terörist vurunca nasıl hissettin diyor. Vallahi bu konu hakkında bir şey ya ne hissedeyim? Ne hissedeyim ki? Terörist değildi ki bu arada. Eroin kaçakçısıydı. Terörist değil. Terlan'dan geldik diyor. İyi bakalım. Nasılsınız bakayım? Abi dün bilmem neye bir çocuk ne dedi? Ay. Aferin ona bakayım Olca. Abi süpersin diyor. Ne bileyim Berk içinden ne geliyorsa yahu. Sorulur mu bu? İçinden ne geliyorsa öyle yap. Keşke terörist olaydı diyor. Vallahi eroin kaçakçısıyla teröristin ne farkı var ki? İkisi de vatana millete zarar yani. Yani benim için eroin kaçakçısının teröristten hiçbir farkı yok. Vice City açsam da o.
Artık oyun kanalı açmak mantıklı mı? Valla bilemem, siz bilirsiniz. Benim oyun kanalım olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Oyun kanalı olanlara sorabilirsiniz. Yok, headshot değil ya. Headshot değil de tam şuradan. Yunav'da ne diyor? Kaçırdım. Abi AK ile kaçırdım. Twitch aç artık, ölüyoruz mınak ya. Onu yakaladım. Kısa yazarsanız biraz şey yapabilirseniz. Askerde mantık aramayacaksın. Tabii canım. Tabii ki. Tabii ki. Herhalde yani. Komutan ateş diyor. Ateş ediyorsun. Önereceğin oyun nedir? Singularity önereceğim oyun. Beyond Good and Evil. Seni yerim. Biraz daha anı anlat abi diyor. Ha, anlatayım bakayım. Ne anısı anlatayım size? Tam Godfather olacak adamsın mınaki diyor. Öyle mi? Cem Uzan neden ülkeden bağlandı diyorlar. Cem Uzan neden mi ülkeden bağlandı? Banlandı. Banlandı mı? Doğru, o burada yaşamıyor değil mi? Anneni korkutmuştun ya, onu anlatsana. Valla Butterfly Effect filmini biliyorsunuz. Kelebek etkisi. Onda bir sahne vardı filmin ilk yarım saatinde. Çocuk annesini mutfakta böyle elinde bıçakla korkutuyordu. Ben de yıllar önce aynısını anneme yapmıştım. Fakat ben korktum. Çünkü annemin cidden bunu ciddiye alacağını hiç zannetmiyordum. Herhalde çok iyi oynamışım ki. Kadın birden şoka girdi. Oğuz! falan yapınca ben anne tamam tamam anne. Moduna girdim. Birden kalbim duruyordu korkudan. Ne bileyim, öyle bir tepki beklemiyorum ki, ben görecek zannettim. Ha, ne yapıyorsun lan falan diyeceğini zannettim. Birden hakikaten korktu yani. Ağlamıştım hatta. Ay nasıl ağlamıştım böyle. Anne tamam tamam ya. Abi. Diye böyle ağlamıştım böyle. Vay mına. Mert Kara Face'ine istek gönderdim diyor. Tamam bakalım. Rusya'dan selam diyor. Tokyo. Washington Hotel. Akihabara. eBay. Güzel yerler. Dayı nerelisin? İstanbul. Fan olana fan olunur diyor. Alemin kralı gelmiş. Fan olana fan olunurmuş. Hadi bakayım. Alemin kralına herkes fan olsun bakayım. Adana'ya gel de gezek diyor. Tamam geleceğim Mert. İnşallah bu 1-2 sene içerisinde geleceğim. Ne olur cevap ver. Bilgisayarım, laptop 250 TL. Ne o? Kulaklık aldım. Jack çıkışında sorun var PC'nin. Herhalde cızırtı çıkarıyor. Ne yapmam lazım? PC'nin jack çıkışında sorun varsa o zaman şunu yapman lazım. Yaz benimle birlikte. Gitti gidiyor. Seni 5 liraya kurtaracağım hemen. USB yaz aramaya. 3D yaz. Sound yaz. Ah bu. USB 3D sound yaz. Sonra 4.50 TL'ye bunu al. Bunu al. Sonra bu USB'yi bilgisayarına tak. Şuna kulaklığının jack'ini tak. Buna da mikrofonunu tak. Bitti. Burada niye 14 lira diyor lan? Yanlış yere bastım, pardon. Heh. Bak bunu. 4.50. Heh. Al aynısı. 4.50. Tamam. Bitti gitti. Hayırlı olsun. Çok daşaklı bir herifsin. Arkadaş, bendeki daşak galiba kimsede yok burada ya. Hiç bu kadar fazla böyle daşaklı bir adamsın dediğiniz birileri çıktı mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim ilk 5 videom YouTube'da, bu 3D Sound ile alakalıdır. 2010 yılında çekmiş olduğum video. Ona da bakabilirsiniz. PlayStation 3 ile nasıl herhangi bir kulaklığı bu alet sayesinde 5 liraya kullanabileceğinizi oradan da şey yapabilirsiniz yani. Adın ne? Daşaklı bir adam. Bu da daşak. Sendeki daşı kanatla kantarla ölçüyoruz diyor. Ha anladım. Tamam Mert. Ulan ne kadar çok Mert var. Melike gelmiş. Melike hoş geldin. Miyav miyav videosunu izledin mi diyor Melike.
Bir süre samimice konuşup konuşup sonra mesaj atmayan insanlar ayrı bir garip diyor Melike. Yok bunu pardon, Ozan Cem söylemiş galiba. Anlamadım Melike. Anlamadım. Bir dakika. Melike A diyor, B diyor. Dası bası bası diyor. Miyav miyav videosunu. Bakayım miyav miyav videosu neymiş bakayım. Hadi YouTube'a girsin herkes. Miyav miyav yazsın bakayım. Yazıyoruz hadi bakayım. Miyav miyav. Bakalım neymiş. Dur lan şunu müziğini kapayım. Miyav miyav. Melike ban. Ay. Bu ne lan böyle? Aklıma Adana anılarım geldi. İyi misin ağabey diyor. İyi değilim valla. Beynim yamuldu. Beynim içeride şu anda hopluyor zıplıyor. Oğuz Eyç hiç böyle ağzını açık bırakan bir film oldu mu? Olmadı. Yok. Offset müziği açlıyor. Açamam offset müziği falan. O ne öyle? Dur bakayım. Ben kendi sevdiğim müzikleri açacağım. Bu değil lan. Nerede kalmıştık? Abi kız tavlayacağım taktik ver. Ulan ben tavlayamıyorum. Size ne oluyor? Siz bana verin taktik. Hadi bakayım söyleyin bakayım. Kızlar da söylesin erkekler de söylesin bakayım. Kız tavlamak için ne yapılır? Hadi şimdi söyleyin bakayım. Kızlar da söylesin erkekler de söylesin. Metalci o. Pipim 13 santimde. Kıçını büyüt. Havada parende at. Ne yapıyorsunuz mesela? Söyleyin bakayım. Hakikaten kız tavlayanlara söylüyorum. Kız tavlayan kızlara da söylüyorum. Erkeklere de söylüyorum. Lezbiyen de var aramızda herhalde.
Götepandik at yeter diyor. Başka adam olun diyor. Abi cool ol, kendin ol. Param bok olacak. Hı. Seni seviyorum, çıkalım mı? Moonwalk yapmak o hala. Nasıl bir freaklik lan o? Düşünsene kızın karşısına geçiyorum böyle birden başlıyorum. Huuu diye böyle. Delikanlı ol yeter diyor. Allah Allah. Reis YouTube diyor. Roxana yazıp izler misin klibi? İyi bakalım. Tamam. YouTube'a Roxana. Başka yok ha. Başka yok şimdi. Hepsi başlayacak şimdi. Yok onu yazsana, bunu yazsana. Roxana. Hadi bakayım. Ulan Rojana yazdım ya. Bu ne? Roxana neymiş bakayım. Works Roxana official video diyor. Ne diyor? Intense imagination. Beyler, telefon çaldı. Ben 10 dakika sonra geleceğim. Tamam mı bakayım? Hadi bakayım. Telefon çaldı. Tamam mı? Ne diyor diyor? Para 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 diyor Şükran. Ha, öyle mi Şükran? Para diyor bak. Hadi bakalım. Kapıyan hoş diyor. Hadi bakalım nasıl kapayacağım şimdi? Al işte. Kapayamayacağım şimdi. Ne oldu şimdi? Al işte. Hep bunu yapıyorsunuz. Ya. Hep her seferinde şunu yapıyorsunuz. Aa. Her seferinde şu yani. Kapıyan hoş diyor. Kapıyan hoş diyor son anda. Kapıyan hoş diyor. Nasıl kapayayım şimdi? Al işte. Kapayamıyoruz şimdi. Kaldık böyle. Film önerir misin? Açan Oç. Ya filmleri çok önerdim de hadi bir kez daha önereyim lan. Habire. Tamam hadi bakayım. The Moon, Sunshine, Event Horizon, The Abyss, Capex, Pandorum, Hangar 10, Extinction. The Fourth Kind, kesinlikle The Fourth Kind. Abi daşağını göster. Tabii. Mad Max, hayır. Mad Max'i çok seversin değil mi? Çok severim, bayılırım Mad Max'e. Dur bakayım. Ne? Kapatın diyor, kapatmadan oç diyor. Capex'in sonunu anlayamadım, anlatsana. Capex'in sonunda şöyle oluyor. Şimdi bir tane adam var. Aa, adamın işte bir tane adam var, tamam mı? Adamın bir tane de psikopat, bir psikolojik bir sorunları olan bir tane dayı var. Sonra bu dayı adamın manyak olduğuna kanı getiriyor. Ona dosya mosya falan hazırlıyor yani. Ama doğru mu yanlış mı bilmiyoruz valla. Filmin sonunda mal gibi bakıyoruz. Filmin sonunda valla mal gibi bakıyoruz. Doğru mu yanlış mı ben de anlamadım. Nedir değildir. Muhtemelen adam uzaylı. Adam herhalde uzaylı yani. Ondan sonra Cima. Baha 3. Ondan sonra Cima. Adam uzaylı anasını satayım. Daha ne diyeyim yani. Adam ışık oluyor. Işınlanıyor yani. Işığı bir transportation aracı olarak kullanıyor. Herifin muhabbeti o. Işığı, ışık uzmelerini bir transportation şeyi olarak kullanıyor. Umut teşekkür ederim. Sağ ol. Gırtlak müziği açar mısın? O ne be? Ondan sonracığıma patates oluyor. Ne oluyor? Sigara içiyor mu? Yok içmiyorum. Sigara içmiyorum. İçki de içmiyorum. Absent içiyorum. O kadar. Göt müsün? Götüm. Halay çek. Saçını yerim. Çağır abi. Taşıyıcı son hız. İyi bakalım. Helal abi koptum diyor. İyi bakalım. Çok sempatiksin. Seni yeni izlemeye başladım. Çok komiksin diyor Ağrı. Sen de hoş geldin aramıza Ağrı.
O zaman sizden ricam var. Lütfen beni takip edeceksiniz. Bu şekilde değil. Lütfen benim 5 tane daha şeyim var. Onları da takip edin. Facebook sayfamı, YouTube kanalımı, Twitch kanalımı, Twitter'ı, Instagram'ı. Lütfen bunların 5'ini birden takip edecekseniz beni edin. Eğer bunlardan bir tanesini takip etmezseniz sıçtınız. Onu söyleyeyim yani. Abi cevap ver yahu. Daşçağın üstünde zıplayayım. Seni Twitch'te tanıdım abi diyor Onur. Tamam bakalım, hoş geldin. Arkanda akrep var. 50 bin like'a saçını kes. Yok ben öyle sizinle ticaret yapmıyorum ya. Yok ona şunu yaparım, buna şunu yaparım. Ona şunu yaparım, buna şunu yaparım. Benim takipçilerimle ilişkim öyle bir şeye dayanmıyor yani. Yok efendim şuradan şunu yaparım, buradan bunu yaparım. Ben kimim ki ya? Bu kadar kendimi ciddiye almıyorum yani. Hani dünya starı değiliz, bir şey değiliz. Çok ciddiye alıyor bazıları. Bakıyorum mesela. 5000 like olmazsa yok bilmem ne yapmam. Yok 10.000 like'da şunu yaparım. Yok 15.000 like olursa bilmem ne yaparım. Ya biz de mi öyle olalım? Ayıp ya. Şunu söylemek bile ayıp. Görüyorum bazı çocukları burada. Ayıp yani abi. Ha bunu söylemek ayıp yani. Senin karşılıklı bir şey yapmak yani sen burada kimse seni buraya zorla çıkarmıyor ki sen insanlardan karşılık bekleyeceksin. Takdir ederlerse ediyorlar. Al 400 kişi izliyor. Neredeyim? Tepedeyim. Takdir ederlerse ediyorlar kardeşim. Hiçbirinizden bir şey istedin mi? İstemeden en tepeye gelmişim yani. Götün mü kalkıyor? Yok kalkmıyor. Benden de üstleri var bir sürü. Bak şimdi buraya mesela Burak gelse, Burak oyunda gelse darma duman olur burası yani. Herhalde 2500-3000 kişi izler. Ne yapalım yani? Ağlayalım mı? Yani ya şey gelse, Halil Söyletmez gelse şu anda ne oluruz bilmiyorum. O yüzden hani yani şeyi ben sevmiyorum ya. Dünyayı kurtarmıyoruz abi. Birazcık rahat olun yani. Yok 300 like'a şunu yaparım, 500'e bunu yaparım, yok 1000 bara şunu yaparım, 2000'e bunu yaparım, 10.000'e bunu yaparım. Yani aptal. Biraz sakin olun. Herkes gitsin şimdi mastürbasyon yapsın ya. Biraz rahatlayın yani. Ne bu ya? Akşam yayın var mı? Var. Blade Runner biliyorum. Yok ben saygıyla eğilmiyorum asla. Blade Runner'a saygıyla eğilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aynı düşüncede değiliz yani. Hani ona kadar saygıyla eğilebilecek bir sürü film var. Mesela Stanley Kubrick'in 2010 Uzay Macerası'nın ilk 15 dakikası var mesela. Yani tabii benim görüşüm böyle. Ne haber Lo? Twitch'te hangi oyunda yayın yapıyorsun? Vallahi ne geçerse önüme yani. Şu anda bir sürü oyunlar var burada önümde. Ne var? Pornomu izledim diyorlar. Evet çıktı arkadaşlar pornom. Sonunda yayınlandı. Hepiniz izleyin. Metro 2033, The Forest, Payday 2, Half-Life 2, Left 4 Dead 2, Mad Max, S1Z1, Contrast, Insurgency, Ark Survival Evolved, Colat, Never Alone, All Is Dust ve Corpse of Discovery. Şu anda masa üstünde olan bazı oyunlar. Bu ne ya? Windows 10 indirme şeyi çıkıp duruyor abire. Şu Windows 10 eğer şeyle çalışsaydı, şu Yun abla güzel çalışsaydı, bana sorun çıkarmasaydı ne güzel böyle yüklerdim, tekrardan kullanırdım yani. Windows 8 1'i istemiyorum ya. Windows 10 kullanmak istiyorum ama Yun abla çalışmıyor ki mikrofon. Var mı aranızda Windows 10 kullanıp da Yun abla mikrofonu çalışan? Bende var abi, aranızda nasıl yok? Ben indirdim işte 3 gün önce 4 gün önce. Baktım Yun abla şey çalışmadı. Bir dakika. Bir dakika abi. Buyurun Windows 10. Bak elime bakın, el burada bak. Bak Windows 10 var burada. Tamam tıklıyorum ona. Bak Windows 10'u alın diyor. Hiç almıyorum bile, direkt tıklıyorsun zaten, bu gelecek şimdi. Windows 10'u alın diyor. Tamam geldi. İşte bu kadar. Şimdi ben buna basarsam şurada tamam hadi devam edelim. Bastığım anda inmeye başlar bu. 20 dakika sonra Windows 10'um olur tekrardan. Ama yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü kodumun şeyi çalışmıyor. Şu Go Live butonuna bastıktan sonra şey çalışmıyor abi. Gelmedi diyorsunuz da şu yüzden arkadaşlar. Bir bakın rezerve etmenize falan rezerve ediyorsunuz.
Ama bilgisayarınızdaki bütün güncellemelerin yapılmış olması gerekiyor. Rezerve etmekle bitmiyor. Windows'unuz orijinal olacak ve Windows'unuzdaki bütün güncellemeler güncellenmiş olacak. Hiçbir şekilde güncellenecek bir şey kalmamış olacak. Hepsini güncelledikten sonra bu ikon çıkar altta. O zaman onun dışında çıkmıyor. Evet, orijinal Windows olacak ve bütün güncellemeleriniz olmuş olacak. Eğer orijinal değil ve güncellemeleriniz yapılmışsa çıkmayacak o. Onu bilin. En çok korktuğun oyun Siren Blood Curse. İkincisi de Kolat oldu. Kolat'tan çok korktum ben ya. Planlı adam öldürünce müebbet yemiyor musun? Yok. Kitap önerir misin? YouTube kanalında var bir sürü. Oradan bakabilirsiniz. Kitap bölümünde var. PT de korkunç. Bilmiyorum. Kolat çok güzeldi ya. Kolat'ın filmini de izleyin ha. Bak bilmeyenler izlesin. Bak Kolat'ın oyununu bitirdik. Kolat'ın hemen filmini de izleyin ha. Yazın buraya. Bir dakika. Bir dakika. Şunu yazın abi. Tamam. Şeytan geçidi. Alt yazılı izle yazın buraya. Aha Google'a yazın bunu. Şeytan geçidi. Alt yazılı izle yazın. Tamam mı? Ha, sonra bak filmi full izle. Tıklıyorum buna. Heh. Hadi bakayım. Tıkla diyorsun. Sonra açılmıyor. Niye açılmıyor? Şimdi neden açılmıyor? Bunu bir tartışmamız lazım. Tamam burada açılmadı oldu. Sağlık olsun. O zaman buna bakalım. Reklamı geç. 720p tek parça. Hayırlı olsun. İşte açıldı. Tamam. Hadi şimdi atıyorum linkini. Hadi bakayım atıyorum. Oh oh bak fıstık gibi. 1 saat 40 dakika. Alın herkes izlesin bakayım. Hadi bakayım. Bak karlı barlı bak Kolat al. Filmi bu al. Heh. Tamam mı? Hadi bakayım. Heh. Hadi şimdi herkes izlesin bakayım. Linkini de atıyorum. Geldi mi chat'e linki? Bana da söyleyin bakayım. İzledim ben. Dün akşam izledim. Dün akşam izledim. Size de tavsiye ederim. İzleyin. Eğer oyunu beğendiyseniz benim anlatımımla. Bak link gelmiş. Tıklayın ona. İzleyin işte. Neyse. Durumlar bunlar. Hadi bay bay görüşürüz. Tekrardan burada olacağım. Saat 19.20 falan gibi yine burada oluruz. Twitch'te yapabiliriz. Yapmayabiliriz de. Yaparız da yapmayız da. Yaparız da yapmayız da. Buradan şu an çıkarımda girerim de. Çıkarımda girerim de. Bakarız duruma. Hadi bay bay.